Herkese merhaba. Bugün 3 ayrı sanal sınıf oluşturma aracı tanıtmak istiyorum sizlere. Bunlardan bir tanesi Class Dojo. Daha çok küçük yaş grupları için uygun. Buradan Class Dojo'ya kaydoluyoruz. Bu şekilde. Kaydımızı yaptıktan sonra giriş kısmından girişimizi yapalım. İlk giriş yaptığımızda bize bir sanal sınıf oluşturmuş özellikle. Örnek bir sınıf var, demo. Burada öğrencilerimizi ekleyebiliriz sınıfa. Soy isim olarak ben grupların ismini tercih ediyorum. Tabii size bağlı. Bu şekilde öğrencileri ekliyoruz. Öğrencileri ekledikten sonra portfolyo kısmından bir aktivite oluşturuyoruz, bir etkinlik oluşturuyoruz. Bu etkinliği buraya yazıp, örneğin etkinliğin özelliklerini buraya yazdıktan sonra bunu bize fotoğraf olarak mı göndermelerini istiyoruz, yoksa video mu çeksinler bu konuda veya metin mi ya da resim mi yapsınlar? Bunlardan birini tercih ettikten sonra görev, bakın, buraya geliyor. Ve öğrenciler şu şekilde, şuradan öğrenciye tıkladığımız zaman kod oluşturuyorsunuz. QR kod da oluşturabilirsiniz. Ben metin kodunu tercih ettiğim için öyle. Yine velileri davet edebilirsiniz gruba. Diyelim ki öğrenci, diğer sınıflara bir bakalım. Evet, şöyle kırmızı bir simge var, bakın, destek bir grubunda. Öğrenciler portfolyo göndermiş bana. Yaptıkları çalışmaları. Burada hepsi bir arada oluyor. Hangi tarihte gönderdiklerini görüyoruz. Bakın 27 Mart'ta öğrenciler göndermiş. Bunun güzelliği, öğrenci portfolyosunu, yaptığı çalışmayı gönderdikten sonra biz bunu yorum yazarak kabul ediyoruz ve puan vereceğiz şimdi. Kim göndermiş? Ayça göndermiş. Ayça'yı gruptan bulup Ayça'ya puan vereceğiz. Bu da tabii öğrencilerimizi motive ediyor. Şöyle bakalım, destek 1.24'te Ayça. 15 puanı var şu ana kadar. Şöyle yapayım. Bu geri bildirimleri değiştirebiliyorsunuz da, mesela diyelim ki Ayça'ya farklı bir burada bulunan rozetlerin dışında başka bir rozet vereceğim. Şuradan rozeti düzenleyebiliyoruz. Bu çevreci değil de başka bir şey seçip şöyle çevreci kaydettim, bakın, oluşturdum ve onlardan birini yine her yaptığı etkinlik için gönderebilirsiniz. Yine puanlarını atayabilirsiniz. Şuradan 4 puan, 3 puan kaçsa işte onu ekliyoruz. Evet, bu aracı tavsiye ediyorum. Özellikle ilk öğretimde çalışan arkadaşlar için çok güzel bir araç. Bir diğer aracımız ise Edmodo. Edmodo'da yine olduktan sonra, kaydolduktan sonra şöyle
daha büyük yaş grupları için uygun. Eğer sınav planı yapacaksanız. Burada ben daha önce kullandığım için birkaç tane sınıf oluşturmuştum. Mesela şuna bakalım. Eğitimde yeni yaklaşımlar eğitim 2015'te oluşturmuştum bunu. Burada sınıfınızı da genel mesela paylaşmışım burada ne yapmışız. Web sitesi vermişim, bilgi vermişim burada. Gruplara ayırabilirsiniz. Klasör atayabilirsiniz yine. Sınıflarımıza bir bakalım. Evet, sınıfları bir bütün olarak görebiliyoruz. Yeni sınıf buradan oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şuradaki artıya baktığımızda, bakın buraya tıkladığımızda sınıf oluştur veya başka sınıfa siz de katılabilirsiniz. Yine bu araç bize birkaç öğretmen aynı sınıfa katılabilir ve aynı sınıfı okutuyorsanız birlikte yönetebilirsiniz sınıfları. Şimdi şöyle bir bakalım. Sınav aracı vardı bu Edmodo'nun. Ana sayfaya dönelim. Şuraya tıkladığımızda bakın artıya sınıfın içine girdikten sonra ödev oluşturabiliyoruz. Kısa sınav oluşturabiliyoruz veya mevcut bir kısa sınavı dosya olarak yükleyebiliriz. Şuradan ödev oluştur diyelim mesela. Ne yapmalarını istiyorsak buraya talimatları ve ödev başlığını yazıyoruz. Origami, kelebek. Diyelim. Şuraya da origami kelebekle ilgili mesela bir video linki koyalım. Koyduğumuzu farz edelim. Yine ek olarak dosya yükleyebiliyorsunuz. Başka ne? Kütüphaneden ekle diyor. Daha önce yüklediğiniz bir şey varsa yine farklı linkler ekleyebilirsiniz. Embed kod da veriyor. Yani gömme kodu da veriyor. Gömme koduyla yerleştirirseniz direkt görülecek burada. Bir bakalım hemen bir tane YouTube'dan. Şöyle bekleyelim. Şu origami'ye bakalım. Buradan gömme kodunu yerleştir kısmından bakın şunu alıyoruz. Koyduk bakalım ne olacak. Ata dedik. Tarih verebiliyorsunuz. Şu tarihe kadar bitirin şeklinde. Diyelim ki Mart'ın 31'ine kadar bitirsin. Saatini bile vermiş. Tamam dedik. Güzel bir araç. Tavsiye ederim. Yine katılımcıları ya mail yoluyla ya da grup sınıf kodu vererek katılımcıları davet edebilirsiniz. Şurada bakın kişileri davet et var. Sınıf kodunu paylaşarak veya e-posta ile davet edebilirsiniz. Sınıf kodunu şu an ben kapatmışım. Eski sınıf kodunu şuradan aç dediğimde bakın şu kodu verdiğimde katılımcılar bu kodla sınıfa dahil olabilir.
Ya da e-posta varsa eğer öğrencilerimizin e-postası, e-posta yoluyla da davet gönderebilirsiniz. Bir diğer araç ise Google Classroom. Birçoğumuz belki de kullandık. Yine Google Classroom'da Edmodo gibi. Şöyle sınıflar oluşturabiliyorsunuz burada da. Şuradan sanırım yeni sınıf oluşturuyoruz. Evet, artıdan tıkladığımızda yeni bir sınıf oluşturabiliriz. Şurada oluşturmuştuk. Bir bakalım bu sınıfa. Şu an bir tane sınıf oluşturdum. Henüz herhangi bir kişi davet etmedim. Kolay. Belki Edmodo'dan biraz daha kolay kullanımı Google Classroom'un. Sınıf çalışmalarım. Burada sınıflandırıyorsunuz. Mesela kodlama, origami diye oluşturdum ben. Ama henüz bir şey atamadım. Kişi ekleyebiliyorsunuz yine. Öğrenci veya öğretmen, başka öğretmenleri de ekleyebiliyorsunuz. Ortak dediğim gibi sınıf oluşturulabilir. Notlar kısmında da yine not atayabilirsiniz. Böyle benim söyleyeceklerim. Yine kurcaladıkça tabii daha farklı özelliklerini keşfedeceksiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.